Allah da bu meclisi hayırlı, bereketli eylesin. Ve Allah'tan isterim ki Allah da bizi cennette de böyle kardeş olarak tahtlar üzerinde oturmaya müvaffak eylesin. Ve Allah da bizi öz dininde sabit eylesin. Ve biz kalmışık Kur'an okuyan zaman, Kur'an kıraati vakti istiaze etmek, yani şeytandan Allah'a sığınmak. Allah Teala buyurur Nahl suresinde 98 100. ayelerde. Fe iza qara'tel Kur'ane fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an okudukta sen Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. İnnehu leysa lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Hakikaten iman getirip ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun hiçbir hakimiyeti, delili, sübutu yoktur. İnne sultanuhu alellezine yetevellevnehu vellezinehum bihi müşrikun. Onun hakimiyeti, hükümranlığı yalnız onu dost tutanlar ve Allah'a şerik koşanların üzerindedir. O kesler ki şeytanı üzerine dost tuttular ve Allah'a şerik koşullar onu. Şeytanın da hakimiyeti, hükümranlığı bunlar üzerinedir. Kim ki şeytanı özüne dosttur. Şeytanı da dost tutmak günahlar ve asiliklerlendir. Şeytanı insanın özüne dost tutması Allah ve Resuluna muhalif olmaklandır. Ve ayenin de ahırına buyurur ki وَالَّذ۪ينَهُمْ bihi مُشْرِكُونَ Şerik koşurlar. Şirk diyende hem büyük hem de küçük şirk hamısı dahildir. Ve bu ayette istiaze gelir. Festaiz billah. Allah'la emridir. Allah'a sığın. İstaiz. İstiaze yani Allah'a sığınmak. Ya sözün kök olarak lucu yani sığınma değil. Mesela çünkü sümüye bitişik ete uz değilir. Hemen bu sözden götürülür. Aze ya uzu. Yani onun yanındadır. Et bitişip sümüye. Ve Allah'a sığınan insan da, istiaze eden insan da sanki Allah'ın yanındadır. Allah'ın yanından el çekmiş. Yani insan okuyarken, istiaze ederken bunu derk edemesi lazımdır. Ve devenin balasına hatta aiz değiller. Yani deve balası yanına ayrılmır. Yani hayvanın balası görsen anasından ayrılmır. Ve Allah Teala Kur'an okuyarken Allah'a sığınmak emredir. Ve bunda da faydalar var. Faydalardan da Kur'an sinelerde olan şeylere şifadır. Sinede olan şeyleri Kur'an aparır. Hastalıklar muhtelif türdür. Sinede neler var? Kalpte ne cür hastalıklar var? Riya, tekebbürlük, ucub insan özünden razılığı. Benim için heset, düşmenlik, kin, dünyaya hırslılık, sonra başkasından üstün olmaya çalışmak, şan, şöhret, sevgisi, bunlar hamsardadır, kalbdedir. Ve alimler diyor ki, kalpteki emeller, beden üzvünün emellerinden daha mühim. Ve tehlikesi de kalpteki hastalıkların daha pistir. Kalpteki emeller ihlastır. Tevekkül, Allah sevgisi, ümit, korku. Ve bu daha mühimdir. Beden emellerinden. Sen kalpte riya varsa beden emelleri hamısı ne olur? Puç olur. İnsanın bütün emelleri riya inandı. Ettiği her şeyi riyakarlık ne diyor? Görsünler, işitsinler diye. Bütün emeller batıl olur. Ama hansı emellerse riya, o emeli batıl edilir. Veyahut da ucub özünden razılık var. Özünü beğenmesi var. Emeller batıl olur. Veyahut da Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin emrini veya qadağanını hoşlanmır. İkrah hissi var. O hoşlanmaması emelli batıl edir. Hansı emeli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hansı emridir? Veyahut da Allah'ın hansı emridir? İnsan sevmir, hoşlanmır. Emeller batıl olabilir. Ona göre kalp emeller daha mühimdir. Benim için ilim ehli diyor ki insanın bedenine hastalık yüz verirse onun için ne olur? Keffare olur. Günahlar temizler. Ama kalbe hastalık yüz verirse keffare olmuyor. Eksine insan için bela olur.
Ve həmçinin bədən xəstəlikləri insan ölməsiylə, insan dünyadan köçməsiylə bədən xəstəliklərindən qurtulur. Amma qəlb xəstəlikləri varsa, əgər özü təmizləmədisə, müalicə eləməsə, ölməsi ilə qurtarmır. Öləndən sonra özü ilə təsiri qalır. Qəbirdə də, qiyamət günü də. Onun üçün qəlb mühümdür. Və Quranla deyir, qəlbdə olan şeylər şifadır. Sinədəki xəstəlikləri aparır. Şeytan da insanın qəlbinə vəsvəsə verir. Sinəsinə şəhvətləri, pis istəkləri yerləşdirmək istəyir. Bərbəzəkli göstərir. Və şeytanın, insanın o qəlbini, sinəsini acı etdiyi şeyləri Quran aparır. Və ona görə də Quran oxumamışdan əvvəl əmr olunub ki, istiazə eləsin, Allaha sığınsın. Ki bu qəlbdə təmizlik olsun, qəlb bunlardan boşalsın. Və müalicə olan bu Quran da, şəfa olan Quran da Allaha sığınan qəlbə gəlsin. Yəni o boşalmış şeytandan, şeytanın vəsvəsələrindən boşalmış qəlbə gəlsin. Elə bir yer ki, artıq Quran ora yerləşə bilir və orada yer tutur və ora təsir edir. Və həmçinin faydalarından demişlər ki, Quran hidayət, elm və xeyir mənbəyidir. Maddəsidir Quran, həm hidayət, həm elm, həm də xeyir maddəsidir qəlbdə. Necə ki su bitkilər üçün xeyir maddəsi olduğu kimi. Və şeytan da oddur. Bu bitkiləri yandırır. Əvvəlindən başlayaraq. Və hər dəfə bir xeyir bitkisi biləndə şeytan istəyir ki, qəlbi onu yandırsın. Səy göstərir ki, onu korlasın. Vəsvəsələrlə, şəhvətlərlə, şübhələrlə və pis istəkləri qəlbə yerləşdirməklə. Və ona görə insana əmr olunur ki, Allaha sığınsın. Şeytandan Allaha sığınsın ki, onun bu qəlbini korlamasın. Və həmçinin faydalardan Quran oxuyan insana mələklər yaxınlaşır. Mələklər ona o qədər yaxınlaşırlar ki, hətta onun qiraətini, Quran oxumasını dinləyirlər. Necə ki, hədisdə gəlir, Useyd ibn Hudeyrin nə vaxt ki, Quran oxuyur və görür ki, başının üstündə sanki bulud var və bu buludda da, bu kölgədə buludda işıqlar görür. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, tilkəl mələikə, bunlar mələklər idi. Mələklər idi. Və şeytan da mələyin əksidir, düşməndir. Və ona görə Quran oxuyan insana əmr olunub ki, istiazə eləsin, şeytanını Allaha sığınsın, Allahdan onu uzaqlaşdırmasını istəyir. O düşməndən uzaq olmağı və düşmənin də özündən uzaq olmasını istəyir ki, mələklər ona yaxınlaşsınlar. Və bu da sanki, yəni Quran oxuyan insanın bu qiraəti, oxunuşu sanki bir ziyafətdir. Və bu ziyafətə mələklər gəlir. Və şeytanlar da istəyir ki, gəlib ondan öz paylarını götürsünlər. Və həmçinin istiazə etməyin, yəni şeytandan Allaha sığınmanın faydalarından və nə üçün əmr olun hikmətlərindən bir şeytan Quran oxuyan insana tərəf qalxır atlı piyadasıyla ki, onu Quranda əsas məqsəd nədir? Ondan yayındırsın. Əsas məqsəd də Quranda nədir? Tədəbbür, fikirləşmək və Quranı başa düşməyə çalışmaq və Quranda Allah Taala nə deyir? İnsan onu bilməyə çalışması. Allah'la nə istəyir? Allah'ın muradı nədir? Əsas məqsəd Quran oxuyarkən budur. Və şeytan da həristir, istəyir ki, insanın qəlbi ilə bu məqsədin arasına girsin. Və Quran oxuyan insan da ondan faydalanmasın. Və ona görə Quran oxumağa başlayarkən şeytandan Allaha sığınmaq ona əmr olmuşdur. Və həmçinin hikmətlərdən, səbəblərdən Quran oxuyan insan Allahın kəlamı ilə Allahla münacatdadır, gizli danışıqdadır, Allahla söhbət edir. Və hədislərdə də gəlir bir neçə hədislərdə ki, Allah Teala Quran oxuyan insanın qiraətinə
kıraatini dinleyir. Güzel sözlü ve güzel sesli değişik hadislerde gelmiyor. Yani hadislerde var yalnız ki zayıftır. Ama sahih olanlara da var ki Allah Teala yani Kur'an okuyan peygamberin kıraatini dinleyir. Güzel kıraatinden, güzel sesini okuyan. Şeytan ise kıraat nedir? Musiki, şiir, tabi 2-4'e diyor bu İslami neşit adında çıkan neşitler. Çünkü böyle neşitler ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövründe ne de ki sahabelerin döneminde olmuyor. Yani onlar böyle şeylerle meşru olmuyorlar. Yüngül neyse şehir olup dövüşte veya da hansı bir sefere gidende neyse heveslendirme için ama böyle olmuyor. Ki insan otursun gün arzinde neşitlere kulağı atsın. Hüseyin de indiki musiki kimi. Yani Kur'an okuyan insan Allah'la danışır. Allah'ın kelamıyla. Ve Kur'an okuyan insan başa düşmelidir ki, derk edemelidir ki Allah da Allah seni seçip ki sen Allah'ın kelamını okuyorsan, Allah'ın kelamıyla Allah'la danışırsan ve şeytan da onun şeytanın kıraati ise musiki ve buna okşar şeylerdir. Ona göre Kur'an okuyan insan emrolunup ki istiaze eylesin ki bu münacat Allah'la danışık vakti şeytan uzak olsun ondan. Ve yine hikmetlerinden Allah da Kur'an'da haber verip ki Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber, her elçiye, her bir nebi Kur'an okumak istediği zaman şeytan onun tilaveti okumasına mani olur. Yani sözleri karıştırma istiyor. Kur'an okuyan adam görsen başka söz çıkar okuyarken. Gör peygamberlerde bile seger. Yani her bir peygamber Kur'an okumak isteyen zaman şeytan istiyor ki onun kıraatini karıştırsın. Diğer peygamberlerde bilirse gör ondan başka bizim kimi insanlarda ne olabilir. Ve ona göre deyir ki Kur'an okuyan insan ya bazen sef okuyor başka sözler veyahut da karıştırır. Şeytan ona teşviş edir. Dilini dolaştırır. Veyahut da kalbini, fehmini dolaştırır. Ya dili dolaşır, sef sözler çıksın ağzından. Görsen Kur'an okuyor, ayet okuyor, hiç ayet olmayan sözler çıkar. Veyahut da fehmini dolaştırır ki başa düşmesin, anlamasın. Yani Kur'an okuyan gariye çalışır bu ikisinden biri olsun. Ya bu ya da ki o. Ya dili karıştırır ya da ki fehmi anlaması. Diye eğer belediyse gör ikisi de bir adamla cem olsa nece olur. Ne fehm ile bilmir, başa düşebilmir ne de ki düzgün okumur görsen dili dolaşır. Ve hemçinin hikmetlerinden şeytanın insana en heris vakti insan hayır isteyen vaktidir. İnsan hayır elemek istiyor. Misal üçün zikir meclisidir, gitme istiyor. Namazdı namaza gitme istiyor. Veyahut da sedekedi vermek istiyor. Yani hayır elemek isteyende şeytanın insana en heris vakti bu vaktidir. Onun yolunu kesmek için şiddetli heris olur. Ve Sahih Buhari'de de gelir ki, benim için Sahih Müslim'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, inne şeytanen tefellete aleyyel beriha. Bir şeytan, dünen akşam benim namazımı kesmek istedi. Gör Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biletse, bir namazımı kesmek istiyor. Başka biz nece? Ve ne kadar insan elemek istediği emel faydalıdırsa, faydası ne kadar çoktursa, özü için ve ümmetle Müslümanlar için ve ne kadar Allah'a sevimli emel ise şeytanın onu körlamaya herisliği daha şiddetli olur. Ve İmam Ahmed'in Müsned'inde Sebra İbni Ebil Fakih'ten diyor ki eşittim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İnne şeytanı ka'ada li İbni Adem'e bi atruqihi. Şeytan Adem evladının her yolunda oturur. Feqa'ada lehu bi tariqil İslam. Onun İslam yolunda oturur. Ve diyor ki sen İslam'ı kabul edersen atalarının dinini ve öz dinini terk edersen birinci ne diyor? Yani adette olan ibadeti o dini terk edersen
Gidince onu yada salır. Sen deden, baban, ataların bu cür ibadet edemiyorlar. Bu dinde olmuyorlar. Yani sen onu terk edip indi bu dine geçirsen ve o da asi olur. Yani bu sözler kimin sözlerdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Hansı ki vehidir. Yani Allah tarafındandır. Çünkü hadisle Kur'an delil ve kabul etmek meselesinde eynidir. Müeyyen farklar olsa da ya kıraatinde, namazda okunur, hadis okunur. Her harfe 10 sevap hadiste yoktu ama yani kabul etmek ve hüccet, delil kimi, hüküm kimi inilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insan İslam'ı kabul edende yani şeytan İslam yoluna gelir. Ki sen İslam'ı kabul edersen, terk edersen devam dinini. O da asi olur ve İslam'ı kabul eder. Sonra onun hicret yolunda oturur. Ve diyor ki sen hicret edersen, öz torpağını, öz semanı terk edersen ve sonra diyor ki muhacirin misalı yani yere bir şey bastırılıp ansız ki kendir bağlam atı ki bağlıyorlar çüyü burada yere. Diyor onun misalı kimidir? At o eraziden kenara gidebilmedi de bağlıdır. Bir muhacir onu okşuyor. Ve o da asi olur şeytana hicret edir. Sonra onun cihad yolunda oturur. Hansı ki bu da nefs ve mal cihadı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nefs ve mala karşı olan cihad yolunda oturur. Ve diyor ki sen vuruşacaksan ve öldürüleceksen senin hayat yoldaşın başkasına ele gidecek. Malın mülkün de bölüştürülecek. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o da asi olur ve dövüşe çıkar. Yani şeytan insana puskudadır. Bütün hayır yollarında. Ve hatta seleflerden birisi diyor ki hatta Mekke'ye giden bir neçe insan yani yoldaşlığı Mekke'ye gelirse İblis onlara karşı koşun toplayır. Ki onları yayındırmak için. Ve insan da Kur'an okumak isterken, Kur'an kıraat etmek isterken şeytan puskuda durur. Ve ona göre Allah Teala emredir ki okumak istedikte, okuduğun zaman Allah'a sığın. Ve insana da emrolunup ki şeytana karşı vuruşsun. Hansı ki şeytan onun her yolunu kesmek isteyir. İnsana emrolunup ki vuruşsun ve Allah'a sığınsın. Birinci Allah'a sığınsın. Sonra yolunu devam ettirsin. Ve birinci Allah'a sığınır. Namazda yani Kur'an okumaya başlamıştan evvel birinci Allah'a sığınır. Sonra sanki yola çıkar. İnsan yola çıkar. Birinci Allah'a sığınır. Sığınacak yeri olur ve sonra yola çıkar. Nece ki misafir yol giderken yol kulduru karşısını kesende birinci onu def edir, oyuna meşgul olur ve sonra seyrini, yolunu devam ettirir. Ve sonra hikmetlerden Kur'an okumamıştan evvel istiaze eylemek, Allah'a sığınmak bir bildiriştir. Ünvandır ki ondan sonra gelen yani istiazeden sonra gelen nedir? Kur'an'dır. Kur'an kıraatidir. Yani istiaze başka bir kelamdan evvel emrolunmamıştır. İstiaze ancak Kur'an okumamıştan evvel emrolunmuştur. Yani istiaze nedir? Mukaddimedir. Yani sen bildirirsen ki ben indi Kur'an okumaya başlayacağım. Ve o eşiden adam da başa düşür ki bundan sonra tilavet gelir. Bundan sonra Kur'an gelir. Ve eşiden adam, dinleyen adam eşiden de bilir ki Allah'ın kelamı gelir. Ve ondan sonra gari okumaya başlayır. Ve bu da değil ki bazı istiazenin faydalarındandır. Ve yani ister namazda olsun, ister namazdan geri istiaze elemek emrolunmuştur. Bu ayet esasen feyde kara'tel Kur'an. Kur'an okudukta festaiz billah. Yani Kur'an okumak istedikte Allah'a sığın. Mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan. Ve hadiste de gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nice istiaze ederdi. Ebu Said el-Hudri diyor ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâme ile salâti isteftaha thumme yekûl Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istiftah ederdi. Yani o istiftah duası. Ve sonra derdi ki Eûzu billâhi semî'il alîm Mineşşeytanirracim Eûzu billâhi semî'il Alim. Semi'na idi. Her şeyi işiten. El alim her şeyi bilen.
Mineşşeytanirracim. Her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'a sığınıram. Kovulmuş şeytandan min hemzihi ve nefhihi ve nefthihi. Bu üç şeyler. Nasıl ki bunlar vesveselerdi. Kulası olarak vesvese insana dokundurma istediği şeylerdir. Ve sonra fesil açılır. Ve deyir ki el istiadetu min eşşeyatinil ins vel cin. İstiaze Allah'a sığınmak insanlar ve cinlerden olan şeytanlardan. Çünkü şeytanlar iki cürdü de. İnsanlardan ve cinlerden olan. Nes suresinde Allah da buyurur. Minel cinneti vannes. O şeytan ki cinlerden de olur. İnsanlardan da. Yani öyle insan var ki özü şeytandır. Yani başka ikinci o göze görsenmeyene görsen ihtiyaç kalmır. Yani haramlar, günahlar, Allah'a karşı gelmek, Allah ve Resulü'nle muharebe eylemeye kalkmak. Bunlar hepsi şeytan emelidir. Ve Allah Teala buyurur. Ve kur Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatin. Ve de ki ey Rabbim şeytanların hemezesinden yani onları def etmesinden onların vesveselerinden onların benim kalbime vesvese salmalarından kalbimi azdırmalarından sana sığınırım. Melih hemezat neydi? Vesveseler azdırmaya çalışmak, def etmek insanı günahlara. Ve sonraki ayette buyurur ki وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Ey Rabbim sana sığınırım onların mene gelmesinden. Ben iki şeyden sığınmak emri olunur. De ki ey Rabbim sana sığınırım şeytanların bu vesveseleri beni azdırmasından ve bir de sana sığınırım onların mene gelmesinden. Yani bütün işlerimde şeytanların mene taraf gelmesinden sana sığınırım. Yani Kur'an okuyarken, Kur'an tilavet ederken ve başka seleflerden diyen var ki yani bu sığınmada Allah'a sığınır yani ölüm vakti. Hansı ki insanın en zayıf vakti, can veren vakti. Diye ki onların mene gelmesinden sana sığınırım. İki şeyden sığınmak önemli olur. Birinci vesveseler, vesvese dokundurması ve ikincisi ise yakın olması. Yani hem yakın olmak ve hem içinde vesvese ikisinden de sığınmak emri olmuştur. Ve başka ayda ise Allah buyuruyor ki idfa billeti ehsenu seyyen. Sen pisliği en güzeliyle def et. Nahnu a'lemu bime yasifun. Biz daha yakışı bilirik onların vesf ettiği şeylere. Ve Allah da emredir ki insan sığınsın şeytanların yani insanlardan olan şeytanların şerrinden. İnsanlardan olan şeytanların şerrinden nice sığınır? Onların pisliklerini yakışıklıkla def etmekle. Yani insanlardan olan şeytanlardan sığınmak bu cürdü ki pisliği yakışıklıkla def edirsen. Ama cinlerden olan şeytanların şerrini ise onlardan Allah'a sığınmakla. İnsana emir olmuştu ki insanlardan olan şeytanların şerrinden sığınmak istiyorsan ise pisliği yakışıklıkla def ile. Ama cinlerden olan şeytanlardan ise onların şerrinden korunmak istiyorsa Allah'a sığınmak. Ve başka ayet Allah da buyuruyor ki Araf suresinde Hudil afva ve'mur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Sen affetme yolunu tut. Yaxşını emret ve cahillerden yüz döndür. Yani cahillerin şerrini def etmek için yol nedir? Yüz döndürmek. Ona göre Ömer radıyallahu yanına birisi girende emisi oğluyla beraber girdi. Emisi oğlu Kur'an hafiziydi. Ve Ömer radıyallahu da meclislerine Kur'an'ı yaxşı bilenler, hafizleri yakın ederdi. Ve bu emisi oğlu gelir ki ihtiyacım var. Nese demek istiyorum müminlerin emrine. Ve içeri girende çobut danışır. Müminlerin emriyle Ömer radıyallahu anh'a karşı sert çobut refta edir. Ve o ittiham edilir ki müeyyen şeylerden az ki Ömer radıyallahu anh'dan uzak idi. Ve yanındaki de başa düşür ki Ömer radıyallahu anh gazablanıp bunun bu cür tarzda danışığı ithamlarına. Ve fikirler ki onu cezalandıracak. Ve bu ayeti okuyor. Diye müminlerin emri. Allah Kur'an'da buyurur ki
Huzil afva ve emur bil urf. Sen ef yolunu tut. Yaxşını əmr et ve cahillerden üz döndür. Deyir ki, bu cahillerden. Deyir Ömer radıyallahu anh. Bu ayeni okuyanda derhal dayanır. Çünkü deyir Allah'ın hədlerinde vakkaf idi. Vakkaf yani çok dayanan. Yani ayet geldiyse geçmiyor deyir. Yani bakmayarak ki bizde əksi bizde ayeler okunur, hadisler okunur. Ama görsen kardeş kardeşe karşı çobutluq, təhkir, hətta vurmaq və başqa şeylər. Amma ona görə sələflər, keçmiş müsəlmanlarla bizim fərqimiz, onlar Allahın ayələrində, Peyğəmbər s.ə.v. sözlərində dərhal dayanırdılar. Yəni, keçmək yox idi. Və cahillərin, yəni insanlardan olan şeytanların şərindən və yaxud da cahillərin şərindən qorunmaq üçün, dəf etmək üçün üz döndərmək. Amma şeytanların şərindən isə Allaha sığınmaq. Hansı ki onlar, sən görmüsən də, Allah təbiru və immə yənzəğənnəkə minə şeytan nəzq. Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə toxunsa, fəstəid billə. Allaha sığın. İnnəhu səmiyun alimə gətən o, hər şey işidən və hər şey biləndir. Fussilət surəsində Allah təbiru. Və lə təstəvil həsənətu və lə seyyə. Yaxşılıqla pislik bərabər ola bilməz. İdifə billəti yəhsən. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Fə izə ləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun kə ənəhu vəlin həmim. Onu da görəcəksən ki, səninlə arasında düşmənlik olan sanki sənə yaxın dostdur. Allahın əmridir. Pisliyinlə dəf elə, yaxşılıqla. Ama görsən indi necədir? Pisliyi pisliklə dəf edir. Bir xeyir ola mən. Belə eləsə mən də biləyəcəm. Ona görə insan müsəlman uzaq görən olmalıdır. Allahın razılığı Allah yanında olan, yoxsa dünyada nəfsin istədiyi şeylər, nəfsin intiqamı. Yox, xeyir olan, o kimdir ki, mənə belə dedi? Mən ona belə cavab verəcəm. O kimdir ki, mənə belə təhqir etdi? Mən onu 5 artıq eləyəcəm. Yoxsa insan ancaq ayağının altına baxır. Ahirətini fikirləşmir. Qəbri fikirləşmir. Allahın qarşısında durmağı fikirləşmir. Onu fikirləşən insan onlar üçün əməl edər. Sanki Allahın huzurundadır. Fussilət surəsində Allah da burada deyir ki, yaxşılıqla pislik bərabər ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et, onu da görəcəksən ki, sənə düşmən olan sanki yaxın dostdur. Və bu insanlardan və sonra isə Allah da növbəti ayda isə deyir ki, və immə yənzəğənnəkə minə şeytan nəzq. Şeytandan sənə bir vəsvəsə toxunsa, Allaha sığın. Və əgət o hər şeyi işidən və hər şeyi biləndir. Və sonra gəlir, yəni istiazə ilə yanaşı, sığınmaqla yanaşı səbrə ehtiyac var. Allahla bizi eşitib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və Allahla bizi öz dinində sabit eləsin. Subhanaka Allahumma və hamdik. Əşhədu ən la ilahə ilə ənd. Əstəğfirullah.